Bugün ev yapımı mantı yapacağım arkadaşlar ve fırında kavuracağım önce. Tam ölçüleriyle mantımız için gerekli olan malzememiz, ben 400 gram un kullanacağım. Şimdi şöyle karıştırma kabımın içerisine alıyorum. İçerisine şöyle tam dolu değil, biraz yemek kaşığıyla tuz serpiştiriyorum. Ve bir adet yumurtamı içerisine kırıyorum. Buraya ben 440 mililitre su aldım. Fakat suyu çok ölçülü bir şekilde, mantı hamurunda maya kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi açacağım. Açmadan önce kıymamı söyleyeyim ben. 250 gram kıyma kullanacağım iç malzeme olarak. Tatlı kaşığıyla bir tatlı kaşığı pul biberi, reyhan, karabiberi ve tuz. Bir adet de soğan kullanacağım. İçerisine buzluktan daha sonra hazırladıktan sonra maydanoz çıkarıp koyacağım arkadaşlar. Şimdi makinemi açıyorum. Yavaş yavaş çevireceğim ben bunu. Suyu sonradan ilave edeceğim. Ne kadar su kullandıysam onu yazacağım. 20 mililitre su kullanmışım. Bundan sonrasını kaşıkla koyacağım arkadaşlar. Çünkü mantı hamurunun kıvamının çok güzel sert olması lazım. 190 mililitre ben su kullandım arkadaşlar. Hamurum şu kıvamda. Fakat bunu biraz sonra tezgahımın üzerinde tekrardan elle biraz yoğurmadan önce, burada su miktarı değişebilir arkadaşlar. Neden? Yumurta. Bazı yumurtalar büyük, küçük, large, X large yumurtalar var. Large vardı, MS vardı. Şimdi o kadar ki X, S'e kadar yumurtaları düşürttüler. Yumurta büyüklüğünden 20-30 gram artık suyunuz, mililitre suyunuz değişkenlik verebilir. Bu arada ben kıymamı, şu unumu boşalttığım kabımın içerisine alıyorum. Bir adet soğanımı, baharatlarımı da hemen üzerine şöylece koyuyorum. Evet, şöyle biraz buzluktan içerisine maydanozumu alıyorum. Ve soğanımı. Bunları bir güzel yoğuruyorum. Evet, kıymamı bir güzel karıştırdım, malzemelerimi. Şimdi dışarı gittim geldim. Tezgahımın üzerine şöyle 3 tane hemen un alıyorum. Aslında mantının hamurunun beklememesi lazım. Hani yumuşamaması lazım. Benimki biraz yumuşamış olabilir. Randevumdan dolayı. Ha, sonra yapabilirdim. Fakat yetiştiremem diye dedim, Necla en güzeli yoğur git. Biz bayanların işi maalesef içeride, dışarıda hiç bitmiyor. Güzel hamurun kıvamı güzel. Şöyle döndürdükten sonra biraz şunu bölüyorum. Fazla büyük beze almayacağım çünkü benim tezgahım müsait değil. Öncesinde mutfağımda masam vardı, yerim vardı. Orada yapabiliyordum. Şöyle dörde böleceğim ben hamurumu. Hatta fazla büyük bile bu benim tezgahıma. Üçe bölsem daha iyiydi. Neyse. Hem tek kişi olunca fazla büyük beze de alınca kuruma olabiliyor. Şunları yine şöyle yuvarlak kabımın içerisine bırakayım. Hiçbir zaman da bezelerimi eşit almam. Hep küçük büyüklü alırım. Arkadaşlar şeydir. Bezeyi eşit alan, aynı büyüklükte alan eşini dostunu bilirmiş. Ben hiç bilmem. Dostu da düştü. Düşmanı da dost zannederim. Şimdi hamurumu önce merdanemle biraz açayım. Altına 3 tane un serpip şöyle bir cincik misali. Olduğu için mantının hamuru biraz açılması da yavaş oluyor arkadaşlar.
hangisi oklavamla devam edeyim ben. Evet, hamurumu yeteri kadar açtım ben. Şöyle oklavanımı üzerinde tutacağım. İstediğin, ister bıçakla kesin, ister pizza bıçağıyla kesin. Nasıl istiyorsanız. Bana şöyle daha şey geliyor, kolay geliyor. Düz kesmem açısından hem çabuk. Yan taraftan da şu şekilde hamurlarımı 1 santim büyüklüğünde çok küçük minik minik mantılar açtığımda bezem büyük değildi, küçüktü, fakat çok küçük olduğu için arkadaşlar şöyle gayet minik minik mantı, bu beni onun için bayağı uğraştıracak. Şöyle elime kıymamı alıyorum. Kaşığımın uç kısmıyla, arka kısmıyla şeker kaşığımın. Şöyle içlerine kıymalarını yerleştireceğim. Evet, hamurlarımızın üzerine şöyle olduğu gibi kıymalarımızı dağıtıyoruz. Hepsinin üzerine ve alıp şu şekilde dört kenarını alıyoruz. Orta kısımda birleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkıp mantımızı yapıp bitiriyoruz. Kavurmuş olduğum mantımı şöyle, hiç yapışma riski yok. Bu şekilde buzluğunuza koyup sonradan kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, fırında kavurmadan önce 3 yemek kaşığı sıvı yağ dökmüştüm üzerine ben. Yapışmasına engel 2 kaşık yemek kaşığı kızartmamdan kalan yağımdan alıyorum. Şöyle bir parça da tuz. Bunun içerisine mantımı şöyle kepçe yardımımla bırakıyorum. Şurada süzme yoğurt almıştım. Bunun içerisine 3 diş sarımsak ezdim. Sarımsağımı alıyorum. Önce sarımsağımı bir güzel karıştıracağım, biraz da tuzla beraber. Tuz, sarımsak yine arzu isteğe göre değişkenlik gösterecektir. Sağlık durumuna göre, ona göre ayarlıyoruz. Karıştırma kabım küçük olduğu için ben biraz büyüğünü aldım. Şöyle azar azar suyumuzu ilave ederek yoğurdumuzu açmaya çalışıyoruz. Birden hepsini koysak karıştırmamız biraz daha zor olur. Tabaklaşma geç açılır. Pişmiş olan mantımı hemen şöyle süzüyorum. Yeteri kadar içerisinde unu var zaten. Soğuk suya çeviriyorum hemen yapışmasın diye biraz. Bu arada tavamın içerisine şöyle biraz zeytinyağı alıyorum. İçerisine domates ve salçasından, karışık salçamdan bunu dağıtacağım. Yağ ve salçayı istediğiniz oranda kullanabilirsiniz. Arzu ve istekler değişiyor. Ne kadar, kimileri çok fazla salçalı yer. Bazısı hiç salça kullanmaz. Biber kullanır. Bazen o şekilde yaptığım da oluyor. Fakat buna salça da kullanmak istiyorum. Salçayı dağıttıktan sonra biber dökeceğim üzerine biraz. Şimdi sosumla benim istediğim gibi kıvamda oldu arkadaşlar. Sosumu şöyle kenara alıyorum. Şu tabağımı alıyorum. İçerisine. Tabii herkes bir evde aynı saatte yemek yiyorsa fazlasını, hepsini birden yoğurtlamanıza gerek yok arkadaşlar. Ben hepsini yoğurtlamayacağım. Çünkü yoğurtlu şeyler kaldığı sürece yoğurdu çekiyor. Güzel olmuyor. Şöyle yoğurdumu da üzerine alıyorum. Tabi yoğurdun kıvamı da herkeste ayrı oluyor. Kimisi ayran gibi, tamamen ayran gibi yapıyor. Kimisi çok fazla kalın özlü yapıyor. Bu da size kalmış bir şey. Ne çok koyu olsun istiyorum, ne çok cıvık olsun istiyorum. Şu ayar benim için İyi oldu. Sosumuzdan da mantımızın üzerine şöyle gezdiriyorum.
Evet, mantımız hazır. Gayet güzel oldu. Hiç yapışmadı. Ev yapımı ve fırınladığım için de çok daha lezzetli oldu arkadaşlar. İçerisine koyduğum lavanta yağı ayrı bir lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ediyorum.